Kardeşler, herkese merhabalar. Biliyorsunuz Borsa İstanbul uzun zamandır düşüyor ve gerçek anlamda can sıkmaya da devam ediyor. Peki Borsa İstanbul neden düşüyor? Belli bir sebebi var mı? Veya da nereye kadar düşecek? Bunlara bir cevap aramaya çalışacağız sizlerle beraber. Şimdi arkadaşlar, Borsa İstanbul'un düşmesini gerektiren normal şartlarda bir şey yok. Ama tamam hocam, bir şey yok ama neden düşüyor? Sorusunun cevabı şu olabilir. Yabancı yatırımcı yok. Yani piyasada şu an yabancı yatırımcı yok. Ondan kaynaklı olarak da Borsa İstanbul düşüyor. Yani hocam, nasıl yabancı yatırımcı olmaz? İşte orada Bank of America'nın ufak da olsa alımlarını görüyoruz vesaire. Yok kardeşim, yok. Yani yok. Niye yok? Şimdi bankalarda normalde 200 milyonluk, 300 milyonluk, 500 milyonluk, 1 milyarlık hacim olurken bu hisse senetlerde hacim yok. Hatta BIST 30 hisse senetlerine baktığımız zaman hiçbir şekilde hacmin olmadığını görebiliyoruz. Mesela şu an BIST 30 hisse senetlerine baktığımız zaman görüyorsunuz, sadece bir tane hisse senedi artıda. Yani işte hocam, aldım bir hisse senedi, %3 düştü, %5 düştü veya taban oldu, battım bittim diyen arkadaşlar var ya, üzülmeyin. Üzülmeyin. Çünkü Borsa İstanbul'un baba kağıtları dediğimiz, yani BIST 30 hisse senetleri düşüyorken sizin almış olduğunuz yan tahtaların düşmesi kadar normal hiçbir şey yok. Tamam mı? Ondan dolayı lütfen hiç kimse canını sıkmasın. Yani siz kötü bir borsacı olduğunuz için veya da kaybetmiyorsunuz veya da ne bileyim, almış olduğunuz şirket kötü olduğundan dolayı böyle bir şey olmuyor yani. Tamam mı? Şimdi borsa gerçek anlamda berbat durumda. Evet, işte desteklerine bakıyorsun. Destekler ne kadar geldi? İşte dirençlerini aşamadı. Özellikle 5100 direnci vardı. 5100 direncinin üzerinde maalesef kalıcı olamadı. Onun da altında 5000'li seviyeler, psikolojik seviye olan 5000'lerin de altına sarkmasıyla beraber bugün maalesef kötü bir kapanış yaşadık arkadaşlar. Şu an baktığımız zaman 4811'li seviyelerde kapattı. -3.73 oranında düştü arkadaşlar. Bu da gerçek anlamda bizim canımızı, moralimizi maalesef sıktı ve bozdu. Evet, şimdi şöyle bakacağız arkadaşlarım. Şimdi Borsa İstanbul'da şöyle para girişlerine ve para çıkışlarına baktığımız zaman, şu an ekranda görüyorsunuz, para giriş kısmı şurada. Para çıkış kısmını ise alt kısımda göstereceğim sizlere. Sizler videoyu durdurarak hangi hisse senetlerinde nasıl bir para girişi var veya da nasıl bir para çıkışı var, bunları görebilirsiniz. Şimdi para girişine baktığımız zaman Akfe'ye de vardı arkadaşlar. Bugün en büyük para girişi ondaydı. 113 milyonluk bir para girişi vardı. O da yeni halka arz, biliyorsunuz. Ondan kaynaklı olarak da bu tarz hisse senedinde işte para girişinin veya çıkışının fazla olması normal. Tasso hissesinde 58 milyonluk bir para girişi vardı. Garant hissesinde 57 milyonluk bir para girişi vardı. Yani Garant için 57 milyon hiçbir şey. Bakın, 57 milyon hiçbir şey arkadaşlar. Yani normal şartlarda 200 milyon, 300 milyon bir para girişi olan bir hisse senedinde 50 milyonlu seviyeler gerçek anlamda çok basit rakamlar. Mesela İş Bankası'nda baktığımız zaman 29 milyonluk bir para girişi var. Ya bu normal değil yani, anlatabiliyor muyum? Yani ondan dolayı hiç kimse bu konuda canını sıkmasın. Sizler burada ekranı durdurup bakabilirsiniz. Şöyle para çıkışlarına bakacağım. Para çıkışı olarak da Şişe'de 64 milyonluk bir para çıkışı var. Ama Şişe sanki batmış gibi bir tavır aldı ve düştü. Ereğli hissesinde mesela 24 milyonluk bir para çıkışı var. Yani çok komik de bir rakamlar, tamam mı? Yani bu para çıkışlarıyla normal şartlarda bu hisse senetleri -3 -5 yapamaz. Ya hocam yaptı, o farklı bir durum. Tamam mı? O Borsa İstanbul'dan, yani BIST 100'den kaynaklı olarak, BIST 30'dan kaynaklı olarak olan bir durum. Tamam mı? Yani şimdi normal bir tahtada siz deseniz ki, mesela Şişe'de 64 milyonluk bir para girişi oldu veya da para çıkışı oldu, İnsanlar size gülerdi. Tamam mı? Veya da Garant hisse senedinde deseydiniz ki, ya hocam işte Garant'a 57 milyonluk bir para girişi oldu, işte uçacak kaçacak. Kardeşim, dalga mı geçiyordun derdi. Veya da işte para çıkışı oldu hocam, battık mı bittik mi? Kardeşim, dalga mı geçiyorsun? Yani bu soruların cevabı normal şartlarda buydu arkadaşlar. Ama görüyorsunuz ki çok komik rakamlar hisse senetlerini -3 -5 aşağı çekebiliyor veya da yukarı çıkartabiliyor. Hocam, nasıl oluyor bu iş? İşte arkadaşlar, yabancının olmamasından kaynaklı olarak
aramızda top çeviriyoruz, tamam mı? Ya ortada bir Şampiyonlar Ligi maçı var, tamam mı? Şimdi Şampiyonlar Ligi maçı var. Hiçbir şekilde yabancı bir futbolcumuz yok, tamam mı? Yani şimdi şöyle düşüneceksin. Galatasaray Fenerbahçe maçı var, tamam mı? Galatasaray'da Ricard'ı yok mesela. Onun yerine saçma sapan bir tane futbolcu var. Veya da işte Fenerbahçe'deki yabancı oyuncular yok. İşte altyapıdan ne bileyim 11 kişi çıkartmışlar gibi düşünün, tamam mı? Hani yedek kulübesinden o vatandaşları çıkartıp top oynuyorlar gibi düşünün. Şimdi bizde de öyle bir durum var, tamam mı? Yani yabancı olmadığı için ben alıyorum, sana satıyorum, sen alıyorsun, bana satıyorsun. Ondan sonra bir bakıyoruz Borsa İstanbul bu süreçte biraz aşağı düşüyor veya da yabancının elinde daha önceden almış olduğu bir mal varsa o sen alım kısmına geçtiğin zaman mal satıyor. Bir bakıyorsun ortalık karışıyor. Borsa İstanbul çat eksi 2, eksi 3, eksi 5 artık neyse bu seviyelere kadar düşüyor. Yani çok komik rakamlarla düşüyor, tamam mı? Bunu da kesinlikle altını çizerek söylemiş olayım. Yani şu anki para girişleri, gerçek anlamda para çıkışları çok komik rakamlar olduğunu buradan söyleyeyim. Mesela Sahol'de 3 milyonluk bir para çıkışı var. Hisse senedine baktığın zaman eksi de. Yani 3 milyon nedir ki ya o hisse senedi için? Hiçbir şey, tamam mı? Yani şimdi bu şekilde sizler kötü büyük borsacı değilsiniz. Bunu söylemiş olalım. Sadece kötülük kısmı şurada yabancının olmamasından kaynaklı olarak topu aramızda çevirdiğimizden dolayı bu şekilde bir düşüşle karşı karşıyayız. Peki hocam nasıl düzelecek bu durum? Arkadaşlar yabancı gelmese düzelmez. Bakın açık konuşuyorum. Yabancı gelmese düzelmez. Tamam mı? Yani bizler bir yere kadar kaldırıyoruz. Mesela şu an taktalara baktığın zaman bütün taktalarda genelde ziraat yatırımın biliyorsunuz alımı var. Uzun zamanda ziraat yatırım mal topluyor. Tamam mı? Uzun zamandır mal topluyor. Mesela İş Bankası'nda görüyorsunuz 8 milyon mal toplamış. Ya birçok baba kağıtlarda aslında Ziraat Bankası var. Tamam mı? Yani öyle bir şey ki ziraatın almadığı böyle bir takta yok diyebilir. Mesela Akbank görüyorsunuz 6 milyon. Tamam mı? Yani şimdi yabancı gelecek destekleyecek ki bu hisse senetleri çıkacak. Başka türlü nasıl çıkabilir ki? Yani yeni bir para girişi olması lazım. Yeni para girişi olmadan bu işler maalesef olmaz arkadaşlar. Tamam mı? Ondan kaynaklı olarak lütfen sizler malınıza sahip çıkın. Yani şimdi gelip de ucuzdan mal verirsiniz. Yabancı bugün yarın çıkar gelir. Evet arkadaş artık Borsa İstanbul gerçekten ucuzlamış. Ben de biraz bu hisse senetlerine gireyim der. O zaman sen yukarıdan maliyet vermek zorunda kalırsın. Anladık mı? Yani şimdi ondan dolayı ne yapacağız? Abi malımıza mecbur sahip çıkacağız. Hocam biz malımıza sahip çıktıkça hisse senedi düşüyor. Abi ona yapabilecek bir şey yok ki. Ya sen satarsan da hisse senedi düştüğünü farz et. Hadi bugün geldik hisse senedimizi eksi 5 seviyesinden sattık. Bir gün sonra yabancının gelmeyeceğine kimse garanti edebilir mi? Edemez. Tamam mı? Ondan kaynaklı olarak ne zaman geleceği kısmı da biraz sıkıntılı. Şimdi haliyle malımızı satacağız. Tekrardan o malı tekrardan yerine koymaya çalışacağız. Eksi birden veya işte ne bileyim hisse senedini farz ediyorum ki 5 liradan sattık. Hadi bunu işte 4.70'den 4.80'den almaya çalışacağız. Belki alabileceğiz, belki alamayacağız. Yani herkes sonuç itibariyle burada her gün alım satım yapamıyor veya da tereddüt değil. Ondan kaynaklı olarak da haliyle sıkıntı yaşayabilir. Mesela bakın Sasa'da görüyor musunuz? 329 bin hala ziraatın alımları var. Yani ziraat bütün her yerde arkadaşlar. Bütün her yerde ziraatın alımlarını görmek mümkün. Ya ziraat de bir yere kadar. Bir de şu var arkadaşlar. Yani şundan kaynaklı olarak da yabancı gelmiyor olabilir veya bu benim de öngörüm. Şimdi biliyorsunuz ziraatın elinde evet gerçekten mal var mı? Var. Ya şimdi baktığın zaman ziraat zararda da yani zararda da mal topladı. Yani şimdi ziraate bakarsan Borsa İstanbul uzun zamandır düşüyor. Ziraat her taraftan alıyor. Tamam mı? Yani şöyle baktığın zaman ya şimdi tekniği açmak istiyorum ama açtığım zaman haliyle ekran yan kayacağı için. Mesela Ziraat Bankası şuradan itibaren yani zirvelerdeyken mal almaya başlamıştı. Şu bölgelerde mal almaya başlamıştı. O Ziraat Bankası aldıktan sonra Borsa İstanbul baktığı zaman 2 haftadır düşüyor. Hemen hemen 10 gündür Borsa İstanbul düşüyor yani. Ziraat Bankası da zararda. Peki Ziraat Bankası satıyor mu malını? Satmıyor. 10 gündür topluyor ama satmıyor. Yani depremden sonra biliyorsunuz ziraat yatırımın çılgınlar gibi bir mal topladığını gördük. Şu an baktığın zaman deprem fiyatına kadar geldi. Ziraat Bankası zararda. Mal satmıyor. Ya şimdi arkadaşlar koskoca fon satmıyorsa ve Borsa İstanbul'un birçok hisse senedinin birçoğuna sahipse
O satmazken ben neden satayım ki? Yani şimdi şöyle bir şey olursa tamam ben de satarım. Ziraat gelip de fonlar gelip de mal satarsa ben de satarım. O zaman gözünün yaşına bakmam. Yani birisi senedinde 100 bin lira, 200 bin lira veya 5 milyon, 10 milyon zarardaysam bile artık kol kesmem lazım derim. Yani ziraat da satıyorsa bu hisse senetleri bayağı bir düşecek. En azından alttan toplayayım ki zararda beklemeyeyim derim yani. Yani ben de sonuç itibariyle. Ama şu an Ziraat Bankası 10 gündür zararda. Ben de 10 gündür zarardayım. Herhangi bir şey var mı? Yok. Ziraat'ın elinde örnek veriyorum bir hisse senedinde 1 milyon lot var. Benim elimde farz diyorum ki 10 bin lot var. Ziraat Bankası'nın mı zararı çok fazla? Benim mi zararım çok fazla? Ziraat Bankası şunu dedi mi mesela 10 gün boyunca toplamayayım 10 gün borsa düşsün. Ondan sonra işte örnek veriyorum bugün itibariyle alayım. Öyle bir şey dedim. Hayır. Ziraat Bankası 10 gün boyunca hala toplamaya devam ediyor. Demek ki neymiş? Borsa İstanbul'da veya da hangi borsada olursa olsun, Avrupa borsaları olsun, kripto piyasası olsun veya da BIST 100 olsun, ne olursa olsun en dipten alma diye bir şey yok. Yani en dipten işte hangi fon olursa olsun alayım, birazcık daha bekleyeyim gibi bir dava yok. Sadece şu vardır. Yani şimdi mesela Ziraat Bank'ın veya da Ziraat Yatırım'ın diyelim veya da Ziraat Fonu'nun işte Borsa İstanbul için ayırdığı bir haliyle bir para vardır, tamam mı? Fazlasını gerçi kullandı ama düşünün ki burada düşük bir para söyleyeceğim ki herkesin anlayabilmesi için şimdi milyarları, trilyonları, katrilyonları konuşsak insanlar anlamayabilir. Düşünün ki 1 milyon lira para ayırdı. Toplamda dedi ki ben 1 milyonluk sadece mal alacağım dedi. Borsa İstanbul'dan dedi. Buna göre dedi yatırımlarımı yapacağım dedi mesela. Şimdi Ziraat Bankası 10 gün önce veya deprem zamanında aldı ama şimdi üzerinde yaklaşık bir aydan fazla zaman geçti. Depremden sonraki süreçte işte o 10 günlük bazda son özellikle 10 günlük bazda söyleyelim. 10 günlük bazda geldi aldı malı. 100 bin liralık mal aldı. Borsa İstanbul düştü bir 100 bin liralık daha aldı. Borsa İstanbul yine düştü yine 100 bin liralık aldı. Hala düşüyor hala alıyor hala düşüyor hala alıyor derken 10 gündür mal alıyor. Şimdi o zaman Ziraat şunu düşünmez mi peki veya da sizler de şunu düşünmez misiniz? Ya şimdi normalde ben 1 milyon lira para ayırmıştım bu duruma. Baktığın zaman ortalama çektiğim zaman işte farz edelim ki bir hisse senedinden aldığını farz edelim. İşte 10 liradan almaya başladı bu hisse senedini. 9,5 liraya düştü aldı. İşte 9 liraya düştü aldı. 8,5 liraya düştü aldı. 8 liraya düştü aldı. İşte 7,5 lira, 7 lira derken hisse senedi geldi 6 liraya. Ondan sonra bir baktı ki 5 liraya kadar bu hisse senedi düştü. O zaman şunu düşünmez mi Ziraat Bankası? Ortalama maliyetine baktığın zaman da 7-8 liralık civarlar olsun. Hisse senedinin de şu anki fiyatı 5 lira olsun. Yani hisse senedini almaya başladıktan sonra yani ilk alımında ilk aldığı malda %50 haliyle zararda, tamam mı? İkinci aldığına baktığın zaman %40 zararda derken hani bu şekilde ortalama olarak söylüyorum. Şimdi küsurat kısmına takılmıyorum. Kimisinin diğerinden aldığı %30 zararda, öbüründen aldığı %20 zararda derken ortalama maliyeti bu vatandaşın her halükarda %30 zararda. Şu an Ziraat Bankası veya da Ziraat Yatırım. Şimdi o zaman şöyle düşünebilir mi? Veya da ben mi yanlış düşünüyorum? Farklı düşünen arkadaşım varsa da yorumlar kısmına yazsın. Ya ben normalde 1 milyon lira para ayırmıştım bu borsaya, BIST 100'e. Ya arkadaş benim farklı yerlerde de bir varlığım var. Örnek veriyorum. Normal şartlarda işte ne bileyim 2 milyon da kenarda bir param olmuş olsun, tamam mı? Kötü günler için sakladım. O 2 milyonu da o 5 liralık maliyette olan 5 liraya düşmüş olan hisse senedinde diğer kenarda olan 2 milyonla almaz mı? Hem ortalama maliyet çekmesi açısından hem de malına sahip çıkması açısından ben olsam yaparım mesela. Benim 1 milyon şu an param olmuş olsa ve Ziraat'ın aynı yaptığı bu sistemi yapmışsam şayet 2 milyon da kenarda param varsa o 2 milyonla alınma hala devam ederim. Hocam aldıkça düştü, aldıkça düştü, aldıkça düştü. Yani 10 gün boyunca düştü. Hadi döner dedik, dönmedi. Hala o 2 milyonla mı alacağız? Ben alırım abi. Bak ben alırım. Çünkü ben şu anki fonlar gibi düşünüyorum veya Ziraat Yatırım gibi düşünüyorum veya da yatırımcı mantığıyla hareket ediyorum. Borsa İstanbul her gün düşecek diye bir dava yok arkadaşlar. Veya da Borsa İstanbul her gün çıkacak diye de bir dava yok. Veya da bir hisse senedi her gün düşecek diye bir dava da yok. Veya dibi görecek diye bir dava da yok, tamam mı? Yani batacak diye bir dava yok. Yani şayet şirketiniz sağlamsa tabii herhangi bir sıkıntısı yoksa alt pazarlarda değilse. Bu her zaman için değerine gider. Tabii uçuk kaçık hisselerden bahsetmiyorum.
Yani mesela örnek veriyorum. 3,5 liradan halka arz olup da işte 100 küsur liralı seviyeleri görüp bir hisse senedinin, siz de biliyorsunuz onun baş harfi Cante, 100 küsur lira, 150, 160 lira, hatta 180 lira gördü yanlış hatırlamıyorsam. Oraları gördükten sonra hocam 50 liraya düştü, battık bittik gibi değil mesela. Anladın mı? Yani 3 liradan halka arz olup 180 liraya çıkmış bir hisse senedine işte 150 liradan 160 liradan almak gibi. Böyle bir şey haliyle insana batırabilir. Ama işte bir hisse senedi gelmiştir. İşte halka arz olmuştur. Aradan işte bir örnek veriyorum, bir yıl geçmiştir. Bir yılda gelmiştir. Sana işte 4 kez bilanço açıklamıştır. Bilançolarda herhangi bir sıkıntı yoktur. Yatırımların hala devam ediyordur. Yeni iş anlaşmaları işte dolarda herhangi bir sıkıntısı yoktur. Kasasında para vardır. İşte her gün kendini genişletiyordur. Ar-Ge kısmına çok ciddi paralar ayırıyordur. Bu şirketten ben niye korkayım ki abi? Doğru mu? Ama şöyle şirketten ben korkarım mesela. Şirkete aldık abi, halka arz oldu. İşte 5 liradan halka arz oldu. Hisse senedi 50 lira oldu. Ondan sonra işte o 50 liraya gelene kadar 50 tane kapattı. O hisse senedini de söyleyeceğim, Astor. Baş harfi Astor bunun da. Mesela geldi hisse senedi 60 liraya geldi. 65 liralık seviyelere kadar geldi. Ondan sonra arka arkaya boş da olsa kaplar attı. Kapı gören küçük yatırımcı yapıştı. Kapı gören küçük yatırımcı yapıştı bu hisse senedine. Ondan sonra bastılar aşağıya. Finansal tablosuna bakacak olsan elinde doğru düzgün veri yok. Yani bir yıllık en azından desen ki bilanço açıkladı. İşte şirketin gerçek anlamda güzel yatırımları var. Tamam, kap haberlerinde güzel yatırımları var. İleriye dönük olarak bakılacak olursa harika işler yapabilecek durumda. Hatta ve hatta üç haneleri bile görebilecek bir potansiyeli var mı? Var. Ama bu hemen halka arz olduktan sonra %20 iskonto verip de 10 gün içerisinde 20 gün olacak, 20 gün içerisinde olacak diye bir dava yok yani. Anlatabiliyor muyum? Onun için arkadaşlar almış olduğunuz bir hisse senedi Borsa İstanbul'da gerçek anlamda değerli olarak hissediyorsanız veya da gerçek anlamda örnek veriyorum gayrimenkul şirketi ise hala işte her yıl bir arsa alıp onun da üzerine bir bina dikip o binayı da katma değerine, tabii şimdi gayrimenkul şirketi arsayı alıp hemen arsa olarak satmıyor sonuçta. Burada bir katma değer üretiyor değil mi? Üzerine bir bina yapıyor. İşte 1 milyon aldıysa arsayı üzerine diktiği o her bir evden veya da her bir binadan 1 milyon lira zaten para kazanıyor. Üzerine 10 tane bina koyduğunu farz etsen, yani 10 dairelik bir şey yaptığını farz etsen, al sana 10 milyon lira para. 5 milyonun masraf açık kaldı sana 5 milyon gibi düşün. Tamam, bakkal mantığıyla. Ya bu tarz bir hisse senedi aldıysanız, elinizde bu tarz sağlam bir şirket varsa korkulabilecek herhangi bir şey yok. Yani şu anki Borsa İstanbul'un düşüşü normal bir düşüş değil. Yani suni bir düşüş, tamam mı? Normal şartlarda çıkacak olan bir borsanın yaptığı hareketler bunlar. Yani bıktırma politikasıyla, yıldırma politikasıyla küçük yatırımcının elinden mal alma politikası bu. Tamam mı? Yani şimdi siz gelir de malınızı bu seviyelerden verirseniz kusura bakmayın. O zaman yabancı yatırımcı da gelir, büyük fonlarda mal toplar arkadaşlar. Yani şimdi siz haliyle direniyorsunuz. Hadi işte dün direndin, ondan önceki gün direndin. Baktığın zaman 5 gün 10 gün direndin. Şimdi ne oldu? İşte 10 gündür Borsa İstanbul düştü. Ne yapacaksın? 11. gün mü satacaksın? Yani 11. gün satınca kurtuluyor musun? Ya zararın mı bitiyor? Ya öyle yapmaktansa gerekiyorsa 10 ay bekle ama paranın kat kat fazlasıyla al. Çünkü o para kolay kazanılmıyor arkadaşlar. Bu şekilde sizlere bir video hazırlama gereksinimi duydum. Umarım sizler için de faydalı olur. Malımı satmıyorum. Malıma sahip çıkıyorum. Sizler de malınıza sahip çıkın. Herkese hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Beni ne zaman dinliyor ve izliyorsanız.